onu en acı fotoğraflarla tanıdı. Ve yıllarca böyle hatırladı. Silahlı baskında kaybettiği çocukları ve eşinin acısıyla ömrü boyunca yaşadı. Binbaşı Nihat İlhan. ...1963'te EOKA'cı milisler Kuzey Kıbrıs'ta kanlı saldırılara başladığı dönemde adadaki Türk alayının tabip subayıydı. Eşi ve üç oğluyla Lefkoşa'daki bahçeli evinde yaşıyordu. EOKA'cılar başta Lefkoşa'da olmak üzere birçok Türk köyünü bastı. Savunmasız sivilleri öldürdü. Binbaşı Nihat İlhan da köylülere yardım etmek için görev başındaydı. Rum çeteleri 24 Aralık akşamı o yokken evine saldırdı. Mürvet Hanım, çocukları 6 yaşındaki Murat, 4 yaşındaki Kutsi ve 6 aylık Hakan'la evin banyosuna sığındı. Çeteler acımadı. Hepsini kurşuna dizdi. Anne ve üç çocuğu küvetin içinde can verdi. Binbaşı Lefkoşa'ya döndüğünde acı haberi büyükelçiden öğrendi. İlk sözü "Vatan sağ olsun" oldu. Eşi ve üç çocuğunu Elazığ'a götürdü. Çocuklarının cenazelerini kendi elleriyle yıkadı. Toprağa verdi. Tayinini de Elazığ'a aldırdı. Askeri hastanede başhekim oldu. Şehitlik hastane yolu üzerindeydi. Her gün gitti. Çocuklarının mezarını temizledi. Konuştu onlarla. 8 yıl sonra ikinci evliliğini yaptı. 2 çocuğu daha oldu. Evinin bahçesine Kıbrıs'ta katledilen eşi ve çocuklarının adına birer çam ağacı dikti. Çocuklarının isimlerini de o ağaçlara verdi. Yıllarca suladı, büyüttü. Ağaçlar büyüdükçe çamlardan çocuklarımın kokusunu alıyorum, dedi. Yaşamının son döneminde Lefkoşa'da bir zamanlar ailesiyle yaşadığı eve yeniden gitti. Orası artık bir müzeydi. Evi gezdi, çocuklarının odasına girdi, isimlerini saydı, tek tek anılarını anlattı. Ayrılırken de onlar için dua etti. Çocuklarının acısı hiç geçmedi. Ankara'da 92 yaşında hayatını kaybettiği güne kadar. Cenazesi yarım asır önce kaybettiği eşi ve üç oğlunun yanına defnedildi. Kıbrıs ve Kıbrıslılar Nihat Binbaşı'yı hiç unutmadı. Türk subayın vatanlarına verdiği hizmeti de, o hizmet uğruna göğüslediği büyük acıyı da.